Adrian, gel de şuna bak. Bu da ne? Uğur böceği mi? Görünüşe göre bir sorunumuz var. Flek, pençeler. Miyav, Leydin bir mesaj yollamış. Bas'a girerim beni özledi. Nerede saklanıyorsun Bobrot? Kesinlikle saklanmakta iyisin. Ama benden kaçamayacaksın. Senin için de planlarım var. Geldim Leydin. Şimdi devam et ve beni bilgilendir. tabii ki. Bunu düşünmeliydim. Hey, bu hiç iyi değil. Haklısın. Hadi gidelim. Sesini geri alacağız ve bu felaketten kurtulacağız. Onurunu kırmak istemem ama gerçekten ne dediğini anlamadım. Ciddi bir sorunumuz var. Şanslı tılsımı çağıramıyorum ya da mucize Uğur böceği diyemiyorum. Gerçekten haklısın. Uğur böceğinin sesi susturucunun sebep olduğu tüm hasarı çözemez. Ve geri dönüşüm sözlerini de söyleyemezsin. Yani hayatının geri kalanında dilsiz bir Uğur böceği olacaksın. Ama yine de avantajları var tabii. Şimdi asla şakalarıma kızamayacaksın. Bu da bir şakaydı Leydin. Bizi en kötü sorunlardan hep sen kurtarırsın. Bu arada kalbimin saçmalamasına izin verebilirim. Benden uzak dur seni pis yaratık. Andre, Andre benim. Yanıma birilerini göndermene ihtiyacım var. Sorun yok Bob, ben hallederim. Neredesin? Paris'te muhtemelen hiç bulunmadığın tek yer. Lağımlar. Hiç endişelenme. Hemen polisi göndereceğim. Ben müdür Bourgeois. Bana memur Roger'ı getir. Belki sesini taklit edebilirim. Şanslı tılsım, şanslı tılsım, şanslı tılsım, şanslı tılsım. Evet, pekala susuyorum. Dilini kedi mi yuttu? Hayır. Operada bir gece mi? Susturucunun senden çaldığı sesle şanslı tılsım demesini mi istiyorsun? Çok akıllıca. Şimdi bunu nasıl yapacağını duyalım. Düşünme bile Leydin. Asla işe yaramaz. Haklısın, yine de çok fazla seçeneğimiz yok. Sağ olun memur Roger. Halkımızla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Bay Roth, tutuklusun. Ne? Bu büyük bir yanlış anlaşılma.